2 üzeri 3 artı 2 üzeri 4 nokta 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 250'ye kadar toplam x olduğuna göre bu verilen 251'den 252'ye kadar olan toplamın x türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir formülümüz vardı ya, oradan çözeyim ben. Şöyle bir formülü hatırlatalım. 1 artı r artı r kare gidiyor. R üzeri n'e kadar. R üzeri n artı 1 eksi 1 bölü r eksi 1. Bu şekilde bir formülümüz vardı. Peki baktığımız zaman şurada 1 ile 2 ve 2'nin karesi de olsaydı bu formülü uyardı, değil mi? Her tarafa 1, 2 ve 2'nin karesi, yani 7'ye ekleyelim. Ne olur? 1'den 2 üzeri 50'ye kadar bir toplam x artı 7'ye eşit olur. Bu da 2 üzeri 51 eksi 1 bölü 2 eksi 1 yapar. Zaten payda 1 oldu. 2 üzeri 51'in yanındaki eksi 1'i diğer tarafa şutlarsak 2 üzeri 51 x artı 8 olur. Bu dursun bakalım kenarda. Şu adamda 2 üzeri 51'li bir şey yakalarsam x'li bir şeyi kullanabilirim, değil mi? X diye çevirebilirim. Zaten burada şu formülü uygulayabilmem için reel formülü ne yok? 1 yok. Yani her tarafa 1 ekle, 1 çıkart yapabilirsin, değil mi? Şöyle. Başına 1 ekle, sondan 1 çıkar. Peki 1 artı 2 artı nokta 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 2 üzeri 52'ye kadar ki toplam formülden 52'nin bir fazlası 2 üzeri 53 eksi 1 bölü 2 eksi 1 olur. Peki 2 üzeri 53, 2 üzeri 51 çarpı 2'nin karesidir. Eksi 1, eksi 1 de yanında eksi 2 olur. Çünkü burası zaten 1 olmuştu. Şu 4 değil mi? Bu ne? Bunda x'li cinsten x artı 8 olduğunu biliyorum. 4 çarpı x artı 8, 4x artı 32 yapar. Eksi 2. 4x artı 30. Yani iki parantezinde 2x artı 15 elde edilir arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olur.